Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sarper Arıkan. Kanalım için hazırlamış olduğum bir telefon değerlendirmesi videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bu seri için küçük bir açıklama yapacağım öncelikle. Bazen aktardığım ya da yorumladığım özelliklerle alakalı değişiklikler olabilir. Benim aktardığımla fiziksel anlamda cihazın taşıdığı özellikler farklı olabilir. Referans aldığım sitelerin bazılarında yanlış eklemeler yapılabiliyor. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız lütfen beni de bilgilendirin. Ben de sizlerle birlikte bilgilenmiş olurum bu konuda. Onun dışında GSM Arena üzerinden yorumladığımı size referans olarak tekrar belirtmiş olayım. Telefonun edinme linklerini de hepsi burada üzerinden paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün size aktaracağım telefon yine M serisinden bir telefon. Samsung Galaxy M31S modeli. M31S modeli yine pil performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir model. 6000 mAh bir pil var. Bununla birlikte pil bu kadar yüksek olunca tabii ki başka telefonlara da şarj etme özelliği de geliyor. 24 watt hızlı şarj desteği var telefonumuzun. Telefon işlemci tarafında performans anlamında şöyle bir bakalım. İşlemci tarafında Exynos'un 7. nesil bir işlemcisi olan 9611'i kullanıyor. Tabii ki bu seri numaraları sizin için çok anlam ifade etmeyecektir ama 10 nanometre üretilmiş bir işlemci. Teknik detaylara çok boğulmadan şöyle ilerleyecek olursak 2,3 GHz 4 çekirdekli bir yani 4 çekirdek bir modülü var. Yine bir 4 çekirdek modülde 1,7 GHz hızında karşımıza çıkıyor telefonumuz. Telefonumuzun 6 GB RAM'i, 128 GB hafızası var. Arttırılabilir hafızası tabii ki var. Bu anlamda bu kurulum, bu yapı fena bir performans sunmazmış gibi bir algı yaratmaması gerekiyor. Genelde şöyle sorularda ya da telefonlaştığımız arkadaşlarımızla şu sorularda geliyor. Acaba yeterli olur mu? Emin olun 6 GB ve 128 GB'lık bir düzen, bir kurulum yeterli olacaktır ki zamanında kullanmış olduğum benim Samsung cihazlar, en son kullandığım ve elden çıkardığım bir Samsung cihazım vardı. Dolayısıyla 6 GB ve 64 GB'lık bir kurulumu vardı. Gayet de yeterli duruyordu. Biliyorsunuz ki Samsung One UI arayüzü de daha performanslı olduğu söyleniyor bu anlamda. Tabii deneyimleyen arkadaşlarımız yazabilirler. Bununla birlikte 64 megapiksellik ana kameramız, 12 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksellik yine makro ve 5 megapiksellik de derinlik ölçen bir kamera sistemimiz var. Bu arada bu kurulum kamera tarafında da hem nesne tanım uygulamaları olsun hem de diğer kullanacağınız kamera ilişkin uygulamalar olsun daha iyi yönlendirme yapacaktır. Samsung'da da derinlik sensörünün kullanılıyor olması, her modelde de bunu hep dile getiriyorum. Özellikle cisimlerin bize olan uzaklıklarını algılamamız ve buna bağlı olarak odaklama yapabilmemiz, fotoğraf çekebilmemiz açısından çok önemli ki ona göre mesela ekran okuyucuya bilgi aktararak nerede olduğunu cismin, nesnenin fikir sahibi olabiliyor ve oraya odaklama yapıp fotoğraf çekebiliyoruz. Onun dışında zaten az gören arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlarımız da başta olmak üzere herkes bu kurulumda gayet iyi fotoğraflar çekebilir. Tabii ki diğer teknoloji sitelerindeki şeylere de bakabilirsiniz. Şimdi bunun yanı sıra Type-C girişimiz var. USB 2.0 destekli. Stereo hoparlörler var bunda da. Şöyle söyleyeyim. Önceliğimi stereo hoparlörlü telefonlara verdim filtreleme yaparak. Dolayısıyla M31S'te stereo hoparlörü hatta Dolby Atmos desteği var. Bununla beraber 3,5 milimlik bir kulaklık çıkışı var. AMOLED ekranı var. Ekranı kullanacak arkadaşlarımız için özellikle ekranı görsel olarak kullanacak arkadaşlarımız için 1080 tabii ki yine bu telefonla birlikte geliyor FHD 405
yine parlaklık piksel başına düşen PPI değeri var ki bu da yine güneş altında yeterli düzeyde görülebilir izlenimi yarattı bende. 6,5 inç bir ekranı var. Biraz belki cepte taşımak konusunda problem olur mu onu çok bilemedim ama kalanı 6000 mAh'de pili olunca fakat bunu yine kılıfla kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnce bir kılıf kullanmaya gayret gösterin bu telefon için. Gorilla Glass Plus 3 ekran koruması var cam anlamında. Çizilmelere karşı koruma vaat ediyor. Suya toza karşı korumalı değil telefon, bilginiz olsun. O anlamda da yağmurda kullanmayın. Başka böyle önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Tabii ki SD kart girişi var. İki sim kartlı yine kullanmak isterseniz. Nano sim kart ve normal ve SD kart diye 3 tane slotu var olmak üzere. Şimdi evet, genel itibariyle telefonla ilgili size aktaracaklarım sanırım böyle. Özellikle 6 GB RAM ve tekrar hatırlatıyorum. 10 nanometrelik işlemcisi ve 2,3 GHz'lik 4 çekirdek yapısının olması ve 4 çekirdekte 1,7 GHz'lik olması yeterli. Özellikle kullanacağınız uygulamalarda sizi üzmeme ihtimali var. O zaman bu telefonu da yine bir değerlendirebilirsiniz. Şunu hatırlatayım bitirirken. Benim anlattıklarımı referans alarak siz bir de mağazada incelemenizi öneririm arkadaşlar. Telefonları dokunun. Her telefonun sizde yaratacağı etki farklı olabilir. Bu anlamda da telefonları incelemenizi öneririm. Ama ben genelde size çok 6 GB'ın altında model önermemeye çalışıyorum. Ki tabii ki bütçeyle alakalı bir durum. Bu arada bunun telefonu zannediyorum 3199 bir yerde gördüm. 3200 3300 civarına falan kadar çıkabiliyor ama herhalde o bantta geziyor gibi değişiyor fiyatları. Bu telefonu da yine değerlendirebilirsiniz. O zaman bir sonraki değerlendirmeye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklıca kalın efendim.